İlk gün sunumunuzu önlemek ödemekten daha ucuz ve kolaydır başlığı var. Aynen. Gerçekten de böyle hani inanılmaz derecede etkili bir başlıkla ilerliyorsunuz. İş sağlığı ve güvenliği nedir ve iş sağlığı güvenliğinin esas amacı nedir Dilek Hanım? Aslında bu hepimizin sabah ben bunu çok temel anlatıyorum aslında isterken diyorum ki kanun maddelerine bakabiliriz. Hepimiz mevzuata açarız. Yani kanun standartları okumak. Ben söylerim 6131 sayılı kanuna bakın, 5506 506 kanuna bakın, 5510'lu kanuna bakın diye anlatabilirim. Konu o değil ama şunu diyorum. Sabah evden güvenli bir şekilde çıktınız. Ama bu sadece vücut bütünlüğü değil, psikolojik, fizyolojik, sosyolojik her şey dahil. Akşam eve bütün olarak geri geldiğinizde iş güvenliğini sağlamış oluyorsunuz. Ama bu benim anlattığım kadar basit değil tabii ki. Ama ben herkes bunu bu tabandan oluşturalım istiyorum. Çünkü bir sürü literatür bilgisiyle anlatabilirim bunu. Ama hani ben o mavi yakaya, gri yakaya ve beyaz yakaya anlatırken de bunu diyorum ki sabah çocuklarınız sizi öpüp evden gönderdiğinde işte güvenli bir şekilde iş yerine ulaşıp mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde çalışıp akşam eve güvenli bir şekilde gelmenizle alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bununla ilgili tabii ki ana tabanında hukuk var. Mevzuatların yayınladığı, kanunun belirlediği standartlar ne iş kazası değildir, nerede iş kazası sayılır gibi ki muhtemelen onlara da değineceğiz gibi kanunlar, maddeler var. Ama burada önemli olan işte çalışırken insanların sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak, bedensel olarak bütünlüğünü sağlamak. Hatta 1950'de Dünya Sağlık Örgütü WHO da tam bu tabiri kullanmış aslında. Demiş ki insanların iş yerlerinde bedensel, sosyal ve psikolojik bütünlüğünü korumalarıdır demiş. İş güvenliği aslında bu demek. Altı o kadar derya deniz ki masanızda oturduğunuz sandalyenizin sırtını dayamanızdan, masanızın yüksekliğinden tutun da patronunuzun size bugün nasıl işler yapıyorsun sen diye bağırmasına kadar korkunç bir yelpazeden bahsediyoruz. Biz aslında iş güvenliği ya da iş sağlığı deyince hepimizin aklına şey geliyor işte yangın tüpünü alalım bir tatbikat yapıp yangın söndürelim. Hani iş güvenliğinden şu an aklımızda kalan bu ama aslında sizin dediğiniz gibi levi derya baktığımızda iş sağlığı ve Çok. güvenliği. Yani o bahsettiğimiz en son kısmı diyelim. Tabii ki yangınla ilgili ki benim videolarımda en çok yangın videoları vardır. Çünkü hepinizin eninde sonunda keşke hiç yaşamasanız dediğim ama gene karşılaşma ihtimali olduğunuz. Onların tamamı acil durumlar kapsamı altında ve acil durumların bir ayağı mevcut olan sistemle alakalı, bir ayağı da iş kazalarıyla alakalı birleştirme kısmında. Ama tabii ki inanın o bir parçası. Yani diyorum ya size patronunuzun size uyguladığı mobbing, servise binerken, şoförün dikkatsizliği o kadar geniş bir kelpaze ki kanun maddelerine baktığınızda der ki işverenin sağladığı taşıtla gidiyorsanız o taşıta bindiğiniz andan eve geri döndüğünüz ana kadar kısım. Ama eğer ki siz minibüs, otobüs, metrobüs, kendi şahsi arabanız veya işte şirket sağlamadığı bir araçla gidiyorsanız da iş yerine ulaştığınız andaki kısımla ilgili başınıza gelebilecek konular iş kazası olarak geçiyor. Ama bu dediğim gibi çok derin bir kanun. Hani benim hem 5510 sayılı hem de 506 sayılı kanunda benzer ortak paralel maddeler var. Hani değinecek olursak onlara bir tanesi der ki iş yerinde bulunduğunuz sırada. Bu çok net madde. Çalışıyorsanız başınıza bir şey geldiyse iş kazası sayılır ya da meslek hastalığı sayılır. Meslek hastalıklarını bildirmek için de meslek hastalıkları hastanesinden bunu kanıtlamanız gerekiyor. Yani şunu diyemezsiniz. Ay bir dakika benim belim ağrıyor galiba ben bel fıtığı oldum. Hadi ben meslek hastalığı oldum gibi bir durum değil. Yani kaza kadar netleşmiyor. Ama tabii ki meslek hastalıklarına başvurup geriye dönük sağlık raporlarınızla beraber bunun verisini çektiğinizde eğer bu kanıtlanabilir bir durumsa meslek hastalığı oluyor. Şöyle örnek verebilirim. İşte benim iş yerime geldiniz. Ben size gürültülü bir ortam olduğu için iş yeri hekimim dedi ki odiyometri ile ölçüm yapıldı. Kulağınızda bir işitme kaybı yok. Benim iş yerimden çıktığınızda %15'lik bir kayıp varsa ve siz bunu kanıtlayabiliyorsanız tabii ki bu yerden kaynaklı bir meslek hastalığıdır. Veya tam tersi ben derim ki benim iş yerime geldiğinizde sizin işitme kaybınız vardı, oranı buydu. Çıktığınızdaki işitme kaybı oranınız bu. Halbuki ben bunu tamamen korumuşum. Benlik bir durum yok dediğimde gene kendimi gösteriyorum. Ama iş kazası tam tersi. Düşmeler, yanmalar, işte radyasyon, mikroorganizmalardan kaynaklı bulaşmalar. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Ben bunun için çok abartarak söylüyorum. Diyorum ki bir tane can kurtaranın güneşten kaynaklı yanıkları da bu kapsamda girebilir. Öbür taraftan işte et kesen bir adamın elini kesmesi, makinelerde çalışan bir adamın uzuv kaybına uğraması gibi detayların tamamı da iş kazası kavramına giriyor aslında isterseniz.